Değerli dostlarım tekrar merhabalar. Bu videomuzda gram altının, altının teknik analiz çalışmasını sizlerle paylaşmış olacağız. Ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Gram altın 1000 TL olacak mı arkadaşlar? Evet, teknik açıdan baktığımız zaman bu ihtimalleri barındıran bir atmosferin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dilerseniz haftalık grafik üzerinden ve de logaritmik grafik üzerinden altınla ilgili şöyle bir analiz çalışması paylaşalım. Böyle kısa net bir analiz olacak arkadaşlar. Görüldüğü üzere üzere burada bakın şöyle bir e, kanal trendinin oluştuğuna şahit gidiyoruz haftalıkta ve bu kanal trendi içerisinde arkadaşlar biz şu anda an itibariyle direnç seviyesini açtığımızı söyleyebiliriz ve bu anlamda Buradaki katlama hedefimiz nereye denk geliyor? Hemen bakalım. Şöyle bir klonlama yaptığımız zaman. Hemen şöyle yerlerini oturtalım. Evet, buranın renk tonunu değiştirelim arkadaşlar. Şöyle yeşil yapalım. Görüntümüz bu şekilde. Logaritmik ölçeklendirme olduğu için aradaki mesafelerin cetvelsel anlamda Ölçüsü bir olmaz ama şu iki mesafedeki fiyat oranı aynıdır arkadaşlar. Diyelim ki buranın derinliği 200 buradan yukarı yeşil hattın derinliği 200'dür. Ona göre değerlendirin. Şimdi baktığımız zaman burada artık direnç seviyesinin aşıldığına şahitlik ediyoruz. Ve bu noktada bakın şu bölgelerde şöyle binli rakamları görebiliriz arkadaşlar. Bakınız ortalama bir fiyat verelim şöyle ortalama bin diyelim buraya. Evet, şöyle hemen fiyat etiketini düzleyelim. Ya bu ortalama rakamdır. Yani teknik açıdan bu rakam ihtimal dahilinde diyebiliriz arkadaşlar. Ee, tamamen teknik açıdan bakıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığına e, üzerine basa basa tekrar vurgu yapalım arkadaşlar. Şimdi 1000 TL'lik teknik hedefimiz var mıdır? Vardır. Peki. Biz bu logaritmik ölçeklendirmede baktığımız zaman bu seviyelere nasıl geldik arkadaşlar? Bakınız, geçmiş geleceğin aynasıdır teknik analizde. Biz teknik analizde nelere bakarız? Geçmişte oluşan senaryolara bakarız ve bu senaryolar ölçüsünde hareket ederiz. Aynı senaryolar gerçekleşmesi dahilinde oluşabilecek hedefleri ortaya koyarız. Şimdi baktığımız zaman e, burada... Bakınız daha geçmişte de aynı senaryolar var. Şu son yükseliş aşamasında iki senaryo iki tane aynı senaryonun oluştuğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bir, bakınız iki tane burada fincan kur formasyonu oluştuğuna şahitlik edeceksiniz. Şöyle alıyoruz burayı. Renk tonumuz ne olsun? Şöyle renk tonumuzu biraz kırmızı yapalım. Evet, bakınız Burada fincan kulp formasyonu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Burası da kulp kısmı bu şekilde bıraktık. Bakın. Bir. Burada bizim ee, kahvemiz pişti arkadaşlar. Kaynadı burada. Güzel bir getiri. Bakınız bu aşmadan sonra güzel bir yükseliş. Geliyoruz şu bölgeye. Şu telefonun sesini şöyle bir kısalım. Evet. Geliyoruz. Bakınız şu noktaya yine bir fincan kul formasyonu oluştuğuna şahitlik ediyoruz. Bakınız. Demek ki biz fincan kul formasyonu ile ne yapıyoruz? Hareket ediyoruz haftalıkta bakınız. Ve burada da benzeri senaryoyla karşı karşıyayız. Bakınız bu oluşum yukarıya doğru ciddi anlamda devam ediyor. Burada düzeltmeden yapa yapa gitmiş. Daha henüz hiçbir düzeltmeyi görmedik. Ama yine olası bir şekilde bakınız ya buradaki düzeltmeler gibi bakın şu şekilde hareket görebiliriz. Yani gelip tekrar yukarıya bakın şu şekilde bu binli rakamları görebiliriz teknik açıdan. Evet logaritmik ölçeklendirme ile gram altını ölçeklendirdiğimiz zaman değerlendirdiğimiz zaman böyle bir senaryomuz bizi bekliyor olacak. Önümüzdeki hafta kritik bir hafta. Önümüzdeki hafta yine yükseliş potansiyelimizi bu yeşil alan içerisinde devam ettirebilirsek ne hala sarı çizgi içerisinde sarı kanal içerisinde dahil olmadığı müddetçe bizim 1000 TL'lik teknik hedefimiz devam ediyor. ve ki diyelim ki geri geldik önümüzde kafta. Bakın şuradaki senaryolar gibi. Yani tekrar ufak bir düzeltme yukarıya tekrar hareket gelebilir. Bizim senaryomuz olumlu. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını üzerine basa basa söylüyoruz. Almak, satmak, tutmak sizlere ait haftalıkta böyle bir senaryomuz var. Fincan kul formasyonu şekliyle devam ediyoruz. Bakın fincan kul formasyonu e, sadece e, buralarda değil arkadaşlar. Daha aşağılarda da bu formasyona şahitlik ediyoruz. Bakınız hatta şu şekilde aldığımız zaman burası bir tobo formasyonu olarak da çıkabilir. Evet burası tobo. E, şöyle devam ediyoruz. Bakınız e, bizim için esas olan arkadaşlar. E, formasyonları iyi yakalayabilmektir burada. Bakınız burada da yine bir fincan kulüp formasyonu. Burada tobo formasyonu. Bakınız fincan kulüp, fincan kulüp şeklinde gidiyoruz. Yani potansiyelimiz halen olumlu. Yukarı yönlü hareketimiz devam ediyor. Şimdi bu noktada 1000 TL'lik teknik hedef ne zaman gelebilir? Evet. 10 altın ne durumda? Ons altında bir geri çekilme söz konusuydu değil mi arkadaşlar? Hemen açalım orayı. Şimdi ons altında da yine yukarı yönlü hareket arkadaşlar bizi taşıyabilir. Bakın iyice sıkıştı burada. Hemen burayı lineer ölçeklendirme yapalım. Burada sıkıştık. Tekrar yukarıya dönüşümüz yukarı yönlü bir hareketi tetikleyeceği için bu gram altına da yansıyacaktır diye düşünüyorum. Ya burada da yine ve bu e, geri çekilmenin yukarı yönlü bir hareketi yeşil alan üzerinde tekrar başlar isek e, değerli dostlar bizim gram altında pozitif yönde etkileyecektir diye düşünüyorum. E, kesinlikle anlattıklarımızı bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Almak, tutmak, satmak tamamen sizlere aittir değerli dostlar. Evet gram altındaki bu senaryoyu takip etmiş olacağız. Şimdi... Ee, şöyle lineer ölçeklendirme üzerinde bakalım. Lineer ölçeklendirme üzerinde Bakın şuradaki formasyonumuz çok net. Bakınız lineer ölçeklendirme üzerindeki formasyonumuz çok net. Ee, böyle formasyonlar arkadaşlar her zaman çıkmaz. Çıkınca da iyi değerlendiren değerlendirir. Ama değerlendiremeyenler büyük bir fırsatı da maalesef geride bırakmış oluyorlar. Yani bu ıı, altına Burada 480'lerde ya da 530'larda dahil olanlar burada oldukça rahatlar. Ama bu formasyonu tanımadan, bilmeden alım yapmayıp burada alım yapmayıp yani bu noktada alanlar ister istemez he, ufak bir düşüşte panik yapacaklardır. Ama buradan alanlar bu paniği yapmayacaklar. Neden? Çünkü uygun aldılar. Uygun bir maliyetleri var. Buralarda rahat olacaklardır. Yani olası bir düzeltmede dip tamamam arkadaşlarımız rahat olmalılar diye düşünüyorum. Evet, görüntümüz bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere umarım e, yatırımcısını sevindirmeye devam eder diyelim. Yeni bir yayında görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın değerli dostlarım.